omuz eklemi insandaki en hareketli ve en fazla yaralanan eklemlerden bir tanesidir. Dolayısıyla kas iskelet sistemi ağrıları içerisinde önemli bir ağrı kaynağıdır. Omuz ekleminin ağrıları açısından baktığımızda en önemli sebeplerden bir tanesi eklemin içerisinde bulunan bağların sıkışmasından kaynaklanan sıkışma sendromu dediğimiz ya da subakromiyal sıkışma sendromu dediğimiz tablolarla karşı karşıya kalırız. Bunlar omuzu hareket ettiren kasların kürek kemiğinin bir çıkıntısı altında sıkışmasıyla ortaya çıkan tablolardır. Karşımıza omuzunda, kolunda, zaman zaman ön koluna kadar yayılan ağrılar, kişinin omuzunu kullanmakta zorluk, giyinip soyunmakta, omuzunu başüstü aktiviteler dediğimiz aktivitelere kaldırmakta zorlanmasıyla karşımıza gelirler. Onun haricinde donuk omuz dediğimiz omuzun eklem kapsülü dediğimiz kapsülün ciddi bir şekilde sertleşmesi ve sıkışmasıyla omuz hareketlerinin kısıtlanması donuk omuz dediğimiz tabloya sebep olur. Bu tablo özellikle diyabetik hastalarda, zaman zaman hormonal hastalıkları olanlarda daha sıklıkla karşımıza çıkarlar. Her ikisinin tedavisinde de fizik tedavi rehabilitasyon uygulamalarının yanı sıra zaman zaman eklem içi girişimlerde ağrının tedavisinde ve fonksiyonun yeniden kazanılmasında büyük avantaj sunarlar. Omuz kuşağı hareketlerine geçelim. Omuz kuşağını nasıl rahatlatabiliriz? Daireler şeklinde önden arkaya ve arkadan öne hareket ettirerek. Omzumuzu mümkün olduğu kadar yukarı kaldırıyoruz, geriye doğru çekerek aşağı indiriyoruz. Tekrar edelim, omzumuzu yukarı kaldırıyoruz, geriye doğru çekerek aşağı indiriyoruz. Bu hareketi 3 set 12 tekrarlı yapalım. Aynı hareketi arkadan ön tarafa doğru yapıyoruz. Arkadan yukarı doğru kaldırdığımız omuz kaslarını önden aşağı doğru dairesel şekilde indiriyoruz. Bir daha tekrar edelim. Arkadan yukarı kaldırıp önden dairesel şekilde indiriyoruz. Bunu da 3 set 12 tekrar halinde yapıyoruz. Bir diğer hareketimiz omuzumuzu mümkün olduğu kadar yukarı kaldırıp 5 saniye orada tutuyoruz ve yavaşça indiriyoruz. Bunu da 10 tekrarlı yapıyoruz. Diğer hareket şu pozisyonda başlayarak eller göğüs hizasında geriye doğru alıyoruz. Arkada kürek kemiklerimizi sıkıştırıyoruz ve bu pozisyonda 10 saniye boyunca tutuyoruz. Ve tekrar düzeliyoruz. Bu hareketi de 10 tekrarlı yapıyoruz. Bu son iki hareketi kombine halde de yapabiliriz. Omuzlarımızı mümkün olduğu kadar yukarı kaldırıyoruz. 5 saniye boyunca tutuyoruz. Oradan geriye doğru alarak arkada kürek kemiklerimizi sıkıştırıyoruz ve orada 5 saniye tutarak hareketi bitiriyoruz. Bu hareketi de 10 tekrarlı yapabiliriz. Ellerimizi önde kenetliyoruz. Yukarı doğru kaldırıyoruz. Geriye doğru alıyoruz. Geride gene kürek kemiklerimizi sıkıştırarak yavaşça aşağı indiriyoruz. Bu hareketi de 12 tekrarlı yapıyoruz. Subakromiyal sıkışma sendromlarında subakromiyal enjeksiyonlar dediğimiz ya da tendon problemlerinde tendona direkt ultrason rehberliğinde yaklaşmak suretiyle yapılacak olan enjeksiyonlar kişinin ağrısını kontrol etmekte büyük yarar sağlarlar. Onun haricinde özellikle donuk omuz dediğimiz ya da omuz hareketlerinin kısıtlandığı tablolarda fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarının mutlaka ama mutlaka yapılması gerektiğini unutmamamız gerekir.